Merhaba sevgili Başaklar. 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz. 2013 yılı artık sona eriyor ve 2014 yılına giriş yapıyoruz sevgili Başaklar. Yeni yıla Oğlak burcundaki yeni ayla gireceğiz. 1 Ocak'ta Oğlak burcunun 10 derecesinde yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesinde yılın son günleri gökyüzünde özellikle öncü gruplar arasında oluşan e, sert gezegen hareketleri e, var sevgili başaklar. Bunlar e, zaman zaman bazı zorlayıcı durumlara, stresli durumlara neden olabilir. E, özellikle ilişkiler konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. 29 Aralık'ta Merkür Uranüs arasında kare açı etkinleşecek. Merkür Oğlak burcunda sizin 5. evinizde seyrediyor. Uranüs Koç burcunda 30 Aralık'ta Güneş Uranüs arasındaki kare açı etkinleşecek. Yılbaşı günü 31 Aralık'ta Oğlak burcundaki Güneş, Merkür, Plüton'un Terazi burcundaki Mars'la yapacağı kare görünüm Koç burcundaki Uranüs'le yapacağı Kare görünüm gökyüzünde e, T kare açık kalıbı oluşturacak. E, öncü T kareler e, değişimler, dönüşümler için e, zorlayıcı e, sert e, etkiler ortaya çıkarabilirler. E, üzerimizde biraz gerginlik hissedebiliriz, stres hissedebiliriz, e, baskı hissedebiliriz. Ee, özellikle sizin e, şu sıralarda Mars e, ikinci evinizde seyrediyor. Maddi konularda bazı ani harcamalar gündeme gelebilir. Ee, özellikle yatırımlar konusunda riskli hareketlerde bulunmamak gerekiyor. Beşinci evinizdeki yoğun gezegen hareketleri e, Mars'tan sert açı aldığı için e, riskli girişimler. Ve spekülatif hareketlere karşı dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor sevgili başaklar. Yakın çevreniz, çocuklarınız, duygusal ilişkilerinizle ve arkadaşlarınızla ilgili konularda e, beklenmedik bazı ani durumlarda karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde kontrollü olmak, dengeli olmak gerekiyor. E, özellikle sabırlı ve anlayışlı olmamız gereken bir süreçte olabiliriz. Yılbaşı zamanı riskli ortamlarda bulunmaktan özellikle uzak durmakta da fayda var sevgili Başaklar. 1 Ocak'ta saat 13.15'te Oğlak burcunun 10 derecesinde Güneş ve Ay birleşiyor ve yeni bir ay doğuyor. Yeni yıla yeni ayın enerjisiyle başlıyoruz. Yeni ay yine bu sert önce gruptaki T kare'nin etkisiyle başlayacak. 10. Oğlak burcundaki yeni aylar özellikle iş, kariyer, maddi konular, toplum önündeki statümüz Aileyle ilgili konularda yeni başlangıçları, yeni girişimleri de temsil ederler. Beşinci evinizdeki bu yeni ay e, duygusal ilişkileriniz, e, arkadaşlıklarınız, çocuklarla ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Bazı yeni oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. E, kadersel yeni değişimler, dönüşümler de söz konusu olabilir ve kontrol etmenizin zor olabileceği e, ani durumlarla da karşılaşabilirsiniz. E, sevgili Başaklar, e, yeni ayın enerjisi e, özellikle Ocak ayının ilk iki haftası içerisinde e, bizi etkileyebilir. E, haftalık e, etkileri e, günlük videolarımızı izleyerek de detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.